Merhaba arkadaşlar. Bugün sıklıkla bir satışa sunulmuş ürün TDS Meter diye şeyler satılıyor. Şimdi kısaca bununla ilgili biraz bilgi vereceğim. Yanlış bilgilendirme aşırıca fazla piyasada. Şimdi TDS cihazı nedir? Öncelikle bunu anlatayım. Bir tane TDS ürünü, şu TDS cihazı aldık. Bundan bahsedeyim. 10, 15, 20, 30, 40, 50'ye kadar alabilirsiniz. Cihazımız şu şekil. Bunu ben 15 TL'ye aldım internetten, n11.com'dan. Şöyle markasını da şöyle göstereyim. TDS3 deyip bir isim vermişler. Kısaca şöyle C belgesi var. Şurada suyun sertliğini ölçen iki tane katot uçları var. Yani iki arasında kısa devre yapıp sudaki katı madde miktarını ölçüyor. Yani suyun sertliğini ölçüyor diyebiliriz kısaca. Şimdi ürün nasıl kullanılıyor ondan bahsedeyim. Ürün gayet basit. Alıyorsunuz. On-off düğmesinden açıp şuradaki dijital değerini gördükten sonra herhangi bir suyun içine koyduğunuz zaman suyun size sertlik değerini veriyor. Çıkarttığınız zaman sıfırlanır. Bunu tamamen görmek için ölçüm değerini 30 saniye bekleyip hold tuşuna basıp çektiğiniz zaman suyun sertlik derecesini görmüş oluyorsunuz. Şimdi kullanımı bu kadar. Yani bunu şunun için kullanabilirsiniz. Yani suyunuzun içindeki çözünmüş katı madde miktarını ölçüyorsunuz aslında. Yani toplam çözünmüş katı madde miktarını ölçüyorsunuz. Yani suyun içilebilirliği, işte temiz su, kirli su, o tarz şeylere sakın aldanmayın. Bu cihaz öyle bir iş yapmaz. Sadece suyun sertliğini ölçebilirsiniz. Yani onu da birazdan örneklerde göstereceğim. Önümde birkaç tane örnek su var. Normal çeşme suyumuz var. Kaynaktan aldığımız bir su örneği var. Bunlarla ilgili hemen kısaca bilgi vereceğim. Öncelikle TDS ile ilgili kısa bir bilgi vereyim. Şimdi bu cihaz ne iş yapar? Aslında bu TDS dediğimiz Total Dissolved Solids, yani toplam çözünmüş katı madde miktarını veriyor suyun içerisindeki. Şimdi bazı yanlış bilgiler de var. Yani bazı su arıtma cihazları firmaları işte TDS metreyle ölçüm yapıyorlar. İşte cihaza işte vatandaşlara yanlış bilgiler veriyorlar. Hatta bazıları telefonla işte randevu alıp suyunuzu ücretsiz analiz yapacağız. İşte bir TDS cihazıyla ölçüm yapıyorlar. Sonra elektroliz cihazıyla suyu birazcık yakıp içerindeki metalleri siyahlaştırarak diyorlar ki işte suyunuz çok kötü, bu su içilmez falan filan tarzı bilgiler halka kandırmaca şeklinde böyle insanları yanıltıcı şeylerle kandırıyorlar. TDS cihazı hiçbir şekilde su analizi yapmaz. Öncelikle bunu belirtelim. Yani su analizi önemli bir şeydir. Yani basit bir şey değil. Sudaki maddeleri, katı madde oranlarını, işte pH değerlerini, suyun içinde bakteri olup olmadığını, varsa ne kadar, onun ayrıntılı bir analiz yapılması gerekiyor. O yüzden bu maddeleri tek tek yararlı mı zararlı mı olup olmadığını daha profesyonel yerlerde suyunuzu ölçtürmeniz lazım. Mesela kuyu suyu çıkarttınız. Bunu bütün suyla ölçüp ha bu su güzelmiş, içilirmiş demeyin. Çünkü suyun içinde bilmediğiniz ağır metaller de olabilir. Bu önemli. Yani ağır metal dediğim bir sürü zararlı maddeler de olabiliyor. O yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi devam edersek yine şöyle bir değer var. İşte TDS değerleri işte 0-15 arası iyi, 15-50 arası kötü, 50-100 arası işte idare eder. 100'ün üzeri ise tehlikeli, içilmez falan filan. Aslında böyle bir şey yok. Tamamen suyun içilip içilememesi analiz sonuçlarından sonra şey yapabilirsiniz. Şimdi mesela hemen örnek bir tane. Ben şurada burada her almış olduğunuz suyun analiz değerlerini burada gösteriyor. Yani burada işte florür miktarı, işte bikarbonat, işte klorür, sülfat, işte kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, demir ve bunların bileşkesindeki toplam mineral madde miktarı ve pH değeri olarak burada belirtiliyor. Ve testlerin yapıldığı şeyi de belirtmeleri gerekiyor. Yani bu ayrıntılı bir test yapılmadan suyunuzun içilip içilemediği bu cihazla anlayamazsınız. Bu cihazda neyi anlıyoruz? Hemen onu bahsedelim. Bu cihaz sadece suyun sertlik oranını gösterir. Yani
Suyunuz böyle içi mi güzel mi, kolay mı? O tarz şeyleri görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle diyelim, 100'e kadar, yani bu görmüş olduğunuz 100 değerine kadar suyun sertlik derecesi birazcık sert sudur. 100'den yukarısı 150-200 aşırı sert su diyebiliriz. 200-300 arası çok sert su diyebiliriz. 500-1000 değerini eğer görüyorsanız bu sudan kesinlikle uzak duruyorsunuz. Bu su zaten tuzlu sudur. Tuz miktarı fazladır, içilemez. Zaten bir 5000-10000 arası da zaten kesinlikle deniz suyu falandır yani o artık. Hatta deniz suyumuz olsaydı ölçerdik ama deniz suyunun sertlik seviyesi çok yüksektir. O yüzden bu TDS değeriyle aşırı derecede yüksek bir puan çıkar. Kısaca bahsettiğim şey şu. Yani bu cihazı alıp da benim suyum temizmiş, içilebilirmiş diye yanılgıya düşmeyin. Bu su arıtma cihazlarıyla ilgili de yapmış olan bu arkadaşların TDS ölçüm cihazıyla işte önce böyleydi sonra böyle işte değeri deyip yanılgıya düşmeyin. Yani su arıtma cihazı sadece suyun sertliğini birazcık yumuşatır ve içimini kolaylaştırır. Aslında üzerindeki bazı mineral değerlerini de düşürmektedir. Düşürdüğü için de size yumuşak gelir. Kısaca bilgiler bu şekilde verebiliriz. Ufak bir bilgi daha vereyim. Evet, bir de rezerv osmosis cihazları var. Yine bu su arıtma cihazları saflaştırıcı diyelim. Yani suyu saflaştırıcı cihazlar. Rezerv osmosis cihazlarından çıkan bir suyun TDS değeri 0 ile 15 aralığında olması suyun kaliteli bir su olduğunu göstermez. Daha doğrusu kalitesiyle ilgili bir bilgi vermez. Böyle bir sınıflandırma tahmin edilebileceği gibi rezerv osmosis cihazlarının satışının arttırılması maksadıyla bilinçsizce, bilgisizce yapılmış ya da yayılmış ya da bilinçli de yapılmış olabilir tabii. Bu tür şeylere sakın şey yapmayın, itimat etmeyin. Temiz su, doğal su analiz sonucunda belli olur. Hemen kısaca cihazımı test için size örnek olması açısından şunu ölçmüştüm. Bu normal çeşmeden aldığım bir su. Hemen ölçelim. Değerini şöyle size görün. Evet, 30 saniye sonra 98 değerini verdi. Volt diyelim, şöyle çıkaralım. 98. Şurada bir suyumuz var. Bu normal kaynak suyu. Ankara'nın bir bölgesinden aldığım kaynak suyu. Şimdi bunu ölçelim. Şunu bir sıfırlamamız gerekiyor. Açıp kaparsanız daha doğru sonuç çıkar. Evet, bakın bunun değeri biraz daha yüksek. 155. Birazcık daha ağır bir su. Kaynak suyu, yani yerden çıkan bir su. Birazcık daha ağır su. Gördüğünüz üzere 155 değerini gördük. Şimdi normal Kardelen'in, şöyle bakayım. Kardelen marka suyun burada şuradaki değerlerinden pH'ından hatta bakalım. 8.30. Bu birazcık da ağır bir su. Yani sert bir su. Hemen onu ölçelim şöyle. Canlı olarak izlemiş oluruz. Tekrar on off yapıyorum cihazımızı. Evet, cihazımıza bakıyorum. Evet, gördüm, hold tuşuna 30 saniye bekledim. 60 değerini gördüm. Hold tuşuna bastım. Evet, Kardelen suyun sertliği de 60 çıktı. Şunu şuna karıştıracağım. Şimdi bu arada bir test daha yapmış olalım. Normal kaynak suyla Kardelen'i karıştırdım. Yani 60 ile 155'i birleştirdim yarı yarıya. Bir değerine bakalım ne çıkacak. Bakın değeri 110'a düştü gördüğünüz üzere. 110-111. Yani yumuşak suyla sert suyu karıştırdığınız zaman TDS değeri de otomatikman değişiyor. Şimdi Abant suyunu deneyelim hemen. Abant suyundan bir parça su alayım. Cihazımızı yine sıfırladık. Evet, Abant suyun değerini şöyle gösteriyorum. 27 ölçtük. Şöyle göstereyim. Abant suyunun sertliği 27 derece. Normal 95'liğin içine kattım. Normal çeşme suyuna kattım. Tekrar bir ölçmek istiyorum. On off yapıyorum. Bakın çeşme suyu 90 küsürdü. 70'e düşürdü gördüğünüz üzere.
Şöyle göstereyim. Evet, 74 oldu. Yani burada canlı olarak görmüş oluyorsunuz. Şimdi de az suyu bir test edelim. Bunu hiç açmamışız. Evet, az suyu da deneyelim. Cihazımızı açalım. 10. Evet, az suyun değeri de 33 çıktı. Evet, gördüğünüz üzere bütün suların sertliği birbirinden farklı. Yani şöyle diyebiliriz. Yani aşağı yukarı bunun az suyla Abant aşağı yukarı aynı. Bunun alındığı yer değerlerini hatta karşılaştıralım. Yani sertlikle şey miktarlarını ölçelim bu arada. Şöyle bakalım. Demir 0 diyor. Mangan 4.9. Burada mangan var mı? Mangan göremiyoruz. Demir var. 0.1'in altında demiş. Oksijenebilirlik 0.3. Abant birazcık daha ayrıntılı vermiş. Sülfata bakıyoruz. 1.25. Buradaki sülfat değeri 3.1. Az su da birazcık daha fazla. Sodyum değeri 3.1. Bunun sodyum değeri 1.2. Sodyum değeri düşük. Bu arada hani suyun içindeki bu sodyum klorürünün ne işe yaradığını, az mı iyi, çok mu iyi, iyisi faydalı onlara bakabilirsiniz. Klorür 2.06. Bunda mesela klorürün değeri 0.5. Yani çok daha düşük. Mesela Abant'taki klorür fazlayken az suda klorür daha çok daha az yani. Mesela bunların değerleri suyun içilebilirlik kalitesini gösteriyor aslında. Yani şu olursa daha iyi. Mesela florür bunda 0.04 varken Abant'ta florür yok. Florür mesela aslında çok faydalı bir şey değil. Ama niye suyun içine kadarlar onu bilemiyoruz tabii ki. Buradaki yine dikkat çekmek gereken şey suyun tamamen analiz değerleri çok önemli. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenip yorum yaparsanız yani paylaşabilirseniz de seviniriz. Kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederiz.